Evet sevgili dostlar, golba.com'un ve Kayseri Özel Bilim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu yeni videomuza hoş geldiniz. Bir beğeni görmeseniz de çok fazla sevinirim arkadaşlar. İşte Fenerbahçe'nin ilk transfer kapı, hayırlı olsun. Mane için formül ve sürpriz golcü. Başlığım bu olacak. Hücum hattına tarihi transferler yapması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Ancak Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri Seydou Mane. Ve hani Fenerbahçe Mane'ye artık bir formül bulmak zorunda. Hani sosyal medyaya baktığınız zaman Rafa Silva ismi, Robert Lewandowski ismi, Anderson Talisca gibi isimler Fenerbahçe ile anılıyor. Ve Fenerbahçe bu yıldızların peşinde deniliyor. Aynı zamanda Mane için de devrede. Geçen sezon başında Bayern Münih'ten Suudi Arabistan'a transfer oldu. Senegalli hücum oyuncusu. Avrupa'ya dönmeyi düşünüyor ve gelen teklifleri de dinlediği belirtiliyor. Şimdi Al Nassr'la 2 sezon daha kontratı var Mane'nin ve kiralama imkanı inceleniyor. Şimdi formül aranıyor diyor. Mane'nin yüksek maaş talebine de karşılanması adına formül aranıyor. Yönetim gelecek hafta yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek. Al Nassr'da 46 maça çıktı. 32 yaşındaki Senegalli 19 gol 11 asist yaptı. Şimdi formül arayışı nedir? Hani bonservisini alabilir miyiz? Yoksa kiralık mı kalacak? İşte kiralık olarak gelir mi gelmez mi diye. Bir kere bana kiralık olarak gelip gelmeme olayı çok aşırı saçma, aşırı itici, bir o kadar da komik geliyor. Ya adam sana niye kiralık gelsin? Ya söylesene başkan, ne oldu söz dedin? Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdin? Yani adam sana bana niye kiralık gelsin? Niye elindeki değerli oyuncuyu sana versin de ben çözemiyorum. Yani haberi yapan arkadaşları da çözemiyorum. Fenerbahçe Mane'yi satın almak istiyor. Satın almak için de girişimlerini sürdürüyor. Ve Fenerbahçe Mane'den Fenerbahçe Mane'den büyük bir bomba ile sosyal medyada dünya çapında bir etki planlıyor arkadaşlar. Ha gelir gelmez ben bir şey diyemem. Son anda bir şey çıkar, ilk anda bir şey çıkar. Geliyorum der gelmez ben bir şey diyemem. Ama Fenerbahçe Mane'yi bonservisiyle almak istiyor. Çünkü adamlar da sıkıldı. O da oradan sıkıldı. Fenerbahçe'den golcü bombası Galatasaray. Guirassy. Guirassy'ymiş. Galatasaray ne lan? Fenerbahçe Galatasaray'ı getiriyormuş. Yazın bakalım. Hadi yazabiliyorsanız yüreğiniz varsa yazın. Ulan senin dilin ne söyler? Guirassy. Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getirdi Fenerbahçe ve transferde büyük oynuyor. Bundesliga'da Stuttgart forması giyiyor. Gineli golcü Serho Girassi için masada olduğu öğrenildi. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Siz nereden öğrendiniz masada olduğunu? Ben öğrenemedim daha masada olduğumuzu. Siz nasıl öğrendiniz? Bundesliga ekibiyle müthiş bir sezon geçirdi. Futbolcunun 2 yıl daha kontratı var. Ama haber yapmak için, haber yaptığımız için sözleşmesinde 20 milyon euroluk çıkış maddesi olduğuna ulaştık diyor. Fenerbahçe'nin de golcü futbolcu için bu bedeli gözden çıkardı ve 28 yaşındaki yıldızı ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlarında teklifi varmış oyuncuya. Bu sezon performansı. Stuttgart formasıyla 30 maça çıkmış. Söz konusu maçlarda 30 gol atmış. Değeri 50 milyon euro. Maç başına bir gol ortalaması oynuyor. Güncel verilere göre 50 milyon euroluk marketing. Sezonun başında almışlar. 28 yaşında futbolcu. Gineli futbolcu. 16 maçta 3 golü var Gine milli takımda. 1.87 boyunda santrafor. Yalnız 30 golün dışında 3 tane de asisti var. Onu da hatırlatayım. Forvet ve sol kanat oynayabilen oyuncu. Renden Stuttgart'a 9 milyon euroya gelmiş. 9 milyon eurocuk. Ve oyuncu 20 milyon euro serbest kalır maddesi. Ne kadar doğru bilmiyorum ama 30 maç, 30 gol, 3 asist, 2380 dakika. Şimdi ben futbolcuyu çok bilmiyorum ama 50 milyon euro diyor. Bir hatası var. 40 milyon euro yazıyor Transfermarkt'ta. Yani en yüksekte 40 milyon euro şeyi var. Vallahi arkadaşlar boy 1.87. İdeal. Hava toplarında iyidir, yerden iyidir, hızlıdır. Kanat oynayabildiğine göre hızı da vardır. Hani Fenerbahçe yönetimi becerebilirse al sana kütür kütür forvet.
Ya hocam bize Batshuayi yeter, bize işte Ceko yeter. Valla ben söyleyeyim, bu haberin inşallah doğruluk payı vardır. Benim bir bilgim yok ama inşallah doğruluk payı vardır. Fenerbahçe'den ilk transfer, ilk kap hayırlı olsun kim? Levent Mercan. Şimdi Fenerbahçe Levent Mercan'ı açıklayarak duyurmaya hazırlanıyor. Transfer çalışmaları sürüyor. Ancak Fatih Karagümrük'te forma giyen genç sol bekle 4 yıllık sözleşmeye imza atıldı. Ya hocam Allah Allah bunu mu aldık Allah Allah demeyin. Arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu geldiğinde de diyordunuz. Ya Allah Allah bunu mu aldık? Hollanda 2. liginden topçu mu alınır? Osterwolde'yi aldığımızda da aynısını diyordunuz. İtalyan 2. liginden topçu mu alınır? Alıyorsan 1. ligden al diye. Sonuç? Şimdi ilk resmi transfer olacak arkadaşlar. 2024-2025 sezonunda ilk resmi transfer olacak ve bonservis bedeli olarak 2 milyon euro konuşuluyor. 39 maça çıkıp 1 gol 5 asist yaptı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam gerek var mıydı? Her fırsatta dile getireceğim. Tekrar tekrar. Gerekirse her video çektiğinde söyleyeceğim. 12 yabancı, 12 Türk, 2 tane altyapıdan Türk futbolcu lazım. 12 yabancının ne kadar kaliteli ise 12 Türk'ün o kadar kaliteli olmak zorunda. Bu dengeyi iyi kurmak zorundasın. 11 futbolcunun 11'i de yabancı olabilir, oynayabilir, sahada yer alabilir. Ancak seni şampiyonluğa taşıması için sistemli, başarılı bir 11'in olması lazım. Ve Fenerbahçe açısından düşündüğünüz zaman ben Levent Mercan ismine sıcak bakan bir ismi kişiyim. Mesela Ferdi Levent. Bak iki Türk. Sağda Usai Mert, bir Türk bir yabancı. Ciku, Bekao, Osterwolde de dahil edersin. 3. Emir Ortakay'a da ulan ben buraya oturtacağım dersin. 4. Ha Emir Ortakay'a sol stoper oynayabiliyor. Israr edersin. Dersin ki ulan böyle. Samet Akaydın var. Onunla dahil edelim. Nasıl olur? 5 tane Türk, 4 tane yabancı olur savunma hattında. Bence ideal, bence güzel, hoş olur. Samet Akaydın'dan bahsetmiyorum yani. 5'e 4. Abi o dengeyi iyi ayarlamak lazım. Türkiye Kupası ve Süper Kupanın formatı değişti. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası ve Süper Kupanın formatının değiştiğini açıklamış. Neden değişti biliyor musunuz? Çünkü Icardi falan transfer etti ya, Galatasaray'ın transferleri bitti ondan dolayıdır. Diyor ki arkadaşlar, TFF'den yapılan açıklama Türkiye Kupası'nın grup formatına döneceğini, Süper Kupa'nın ise gelecek sezondan itibaren Süper Kupa 2024-25 sezonu Süper Lig şampiyonu ile Süper Lig ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacağını açıklamış. Muhtemelen şöyle olur. Süper Lig'in birincisi Türkiye Kupası'nın finalistiyle eşleşir. Türkiye Ligi'nin ikincisi de Türkiye Kupası'nı alan kişiyle eşleşir. Diyeceksiniz ki hocam mesela Fenerbahçe hem lig şampiyonu oldu hem Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Nasıl olacak? Fenerbahçe finalde kimle oynadı? X takımıyla. Mesela Galatasaray'la oynadı. Galatasaray da ikinci oldu. Hocam Fener Galatasaray'la, Galatasaray Fener'le eşleşecek. Sonra tekrar mı eşleşecekler? Vallahi yayın havuzu için, yayın geliri için aralarında 3 maçın oynanması bence bir mahsur yok. Sonuçta para. Ama böyle olursa ligin üçüncüsü ve dördüncüsüne eşleşilir. Yani kurala eklemeler, çıkarmalar yapacaklardır diye düşünüyorum. Diyor ki federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray'ın Onursal Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu ile Turkuaz Medya Grubu arasında yapılan görüşmeler sonucunda, yani A Spor, A Haber, anlaşma yayın geliri 3 katına çıkarılarak 1 yıl daha uzatılmış. Süper Lig ve 1. Lig yayın gelirlerinin 2,5 katına çıkarılmasından sonra Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın gelirinin 3 katına çıkarılması ve Türkiye Kupası'na katılacak ve Süper Kupa maçını oynayacak kulüpler 2024-25 sezonunda önceki sezona göre 3 kat daha fazla kazanç elde edecekler. Yetmez. Şimdi sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Haber Kup firmasının yaptığı değer artırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu raporla şekillenmiş yeni format. 1. Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın, bakın 24 takımın
katılımı ile 6 takımlı 4 grup. 24 tane takım, 6 takımlı 4 grup. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak olan Swiss sistemine göre oynanacak. Mevcut statüde, yani Swiss sistemi şu arkadaşlar. 6 takım, her takım 5 maç yapıyor. Nasıl 5 maç yapıyor? İçeri dışarı karışık. Yani içeride de olabilir, dışarıda da olabilir maçlar. 6 takım olduğu için bay yok. Mutlaka ve mutlaka eşleşme var. 5 tane grup maçı. Grup maçından sonra muhtemelen ilk 2 sıradakiler çeyrek final, sonra yarı final, sonra final şeklinde uygulanacak arkadaşlar. Grup uygulaması yeni formatta gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım, 6 takımlı grup oluşacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B, C torbasından birer takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakalar sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. 3 takım olması da arkadaşlar maç trafiğinin şeyliğindendir. Yani biz bunu trafiği nasıl belirleyelim diye düşünmüşlerdir. 5 maç olsa daha şeydi. Neyse, önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarını temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı kazanacak. Süper Kupa'da dediğim gibi durum bu arkadaşlar. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Daha fazla maç. İyi de hocam, biz Türkiye Kupası'na katılacak mıyız? Siyasi büyüklerimiz devreye girerse bence katılırız. Ha, katılmamak da bir yerde mantıklı. Turkuaz Medya para kazanamaz. Ama olur mu? Bakacağız. Hep birlikte bakacağız. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş resmen imzalıyor demiş. Mert Hakan Yandaş kısa sürede yeni sözleşme imzalanacak. Transfer çalışmasını sürdürüyor Fenerbahçe. İş transfer. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'la 2 yıllık sözleşme imzalanmaya hazırlanıyor. Haberde oyuncuların tatillerinin bitmesinin ardından İstanbul'a davet edip sözleşme imzalayacağı söylüyor. Benim duyumum 2 yıllıktı. Ben hala duyumumun ısrarcısıyım çünkü ben duyum aldığım yere söylüyorum. Resmi açıklama yapılacak diyor. 2020'den bu yana Fenerbahçe forması giyiyor. 122 maçta 10 gol attı, 21 asist yaptı. Şimdi ben Mert Hakan Yandaş delisi değilim. İşte Mert Hakan olmazsa olmaz, dünyanın en iyi futbolcusu falan diyen birisi de değilim. Önce bu konuda bir anlaşalım. Mert Hakan Yandaş için sadece ve sadece şunu söylüyorum. Anlayana söylüyorum. 12 yabancı, 12 Türk, 2 tane de altyapıdan futbolcun olacak. Şimdi Mert Hakan Yandaş yerine gidip de atıyorum kafadan Anadolu takımlarından birinin orta sahasını alsan en kötü 3 milyon euroya satacak sana. Ya adam sana Samet Akaydın'a bile 3.7'ye mi ne sattı? Bırak Allah'ını seversen. Düşün ya, Samet Akaydın bile 3.7 ediyor. Mecbur Türk futbolcun olmak zorunda. Sözleşmesi biten Türk futbolcuda bakıyorsun. Çok az düşündüğün zaman. Mesela hiç yazıp baktınız mı arkadaşlar? Ben mesela şimdi sizin huzurunuza yazayım. Türkiye Süper Ligi sözleşmesi biten futbolcular. Mesela Joshua King, Batshuayi, Mert Hakan. Beşiktaş'ta kim? İşte Cenk Tosun falan filan var. Aslında şurada linki falan yok mu ya? Beşiktaş'ta Salih Uçan, Cenk Tosun, Raşit Gezal. Gezal gitti. Galatasaray'da Muslera ve Mertens'in sözleşmesi bitecek ama uzatacaklar gibi duruyor. Rize Spor'dan Emirhan Topçu da serbest kalacak isimlerden biri diyor. Ben niye Emirhan Topçu ismini üstüne basa basa söylüyorum? Emirhan bizim geniş scouting listemizde yer alan bir isim. Ancak Emirhan bu sene değil, önümüzdeki sene sözleşmesi bitip serbest kalacak. Yani yanlış bir hesaplama yapmışlar arkadaşlar. Anladınız mı? 2025'e kadar sözleşmesi var Emirhan'ın. Ama şunu söyleyeyim, mesela Emirhan Topçu ismine ben sıcağım açıkçası. Keşke Fenerbahçe alsa. Bakın, Emirhan, ben şöyle söyleyeyim. Melih Demiral'a 10 milyon euro verip almak ya da Emirhan Topçu'ya İşte 2.75 sonraki satıştan pay verip almak. Kararı siz verin. Ancak benim duyduğuma göre bir İspanyol kulübü iyi de para veriyor. Yani iyi de para veriyor. Hatta Fenerbahçe'nin vermeyi düşündüğü paradan çok çok daha fazlasını veriyor.
oraya da gider gibi duruyor ama yani nasip arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Ama bakın mesela Süper Lig'de daha sözleşmesi bitecek birçok futbolcu var. İsterseniz bunları böyle transfer market değerine göre birkaçını söyleyeyim. Ya da söylemeye de gerek yok. Dediğim gibi 12 yabancı, 12 Türk mecbursun. Yani bu sistemi kurmaya mecbursun. Mert Hakan'la belki uzatmaya mecbursun. Belki başkasıyla uzatmaya mecbursun. Mesela Nicolas Pepe Trabzonspor'da sözleşmesi bitiyor ama kiralık diye biliyorum. Adana Demirspor'da Yusuf Atal var 4.3. Salih Uçan mesela 30 yaşında. Mert Hakan'ı gönderelim, Salih Uçan'ı alalım. Kabul eder misiniz? Hah, işte ben de tam bu yüzden söylüyorum. Hayır dediğinizi duydum da o yüzden. Mesela Sergio Örye var Galatasaray'dan. Of, süper futbolcu. Joshua King, Cenk Tosun 33 yaşındaki Cenk. Monteiro, Raşit Gezzal, Hadebe stoper Konyaspor'dan. Joan Nagis var. Ankara Gücü sol kanat. Soner Dikmen bak 30 yaşında. 1.70. Hani şöyle yaşı genç bir isim olsa diyeceğim ki size arkadaşlar çökebiliriz. Hep 27-28 sonrasında zaten 1 milyon euronun altına düşüyor. Anladınız mı demek istediğimi? Yani Mert Hakan olayı bundan ibaret. Futbolculara bakın arkadaşlar, sözleşmesi biten şöyle yaşı genç Atakan Çankaya var Ankara Gücü'ne 800 bin euro değeri, 25 yaşında. Ufuk Akyol var Ankara Gücü'ne 26 yaşında. Hani en gençleri bunlar. Şöyle süzme bir yetenek olur. Şöyle koyu çatır çatır bir yetenek olur. Alırsın, anlarım. Ama aksini çözemiyorum arkadaşlar. Umarım demek istediğimi anladınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir beğeniyi çok görmeyin. İlk transferimiz, ilk kapımız Levent Mercan olacak. Hayırlı olsun. Mane için formül, sürpriz golcüyü de duydunuz. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.